Cümleten selamünaleyküm dostlar. Saat 27'ye hoş geldiniz. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Hepinize sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle beraber geçirebileceğiniz nice bayramlar diliyorum. Videonun başında üzerinde hissettiğim bu büyük teşekkür borcunu hemen atmak istiyorum. Senede bir video atıyorum ve ikinci video genelde teşekkür videosu oluyor, istisnasız. Ne zaman bir şey yapmaya kalksam gerçekten çok şükür çok büyük destekle karşı karşıya kalıyorum. Bunun için hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum. Bence bu aramızdaki iletişimin, samimiyetin, bağın kuvveti şundan kaynaklanıyor. Benim hayatımda yaşadığım problemler sizin hayatınızdaki problemlerle gerçekten çok örtüşüyor. Ve bir şekilde kendinizi buluyorsunuz burada. Ben de aynı şekilde sizinle iletişim kurunca bunları hissediyorum. Ya kafamda tasavvur ettiğim, yapmaya çalıştığım şeylerin aslında ne kadar isabetli olduğunu ve yapabilirsem çok anlamlı şeylere vesile olacağını görmüş oluyorum tekrar ve bu bana inanılmaz büyük bir inanç veriyor, motivasyon sağlıyor. Bunun için gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere. Videoyu atıp gitmedim. Yaklaşık bir 5 gündür müthiş bir zihin fırtınası, fikir fırtınası, yazıp çizmeler, karalamalar. Bu arada Türkçem gitmiş, bunu söylemişsiniz. Vallahi farkında olmadan Türkçemi bozmuşum galiba. R'ler özellikle çok çıkmıyor diye şey gelmiş. Buna da ayrıca bir parantez açıp düzelteceğiz inşallah. Dediğim gibi birçok şey düşündüm. Ne yapabiliriz, nasıl bir yol haritası izleyebiliriz diye ve bunları sizlerle bu videoda paylaşacağım. Açıkçası video formatları bu olmayacak. Bu önümüzdeki hafta başlamayı düşünüyorum asıl maceraya. Bu son bir ön açıklama gibi bir video olacak. Öncelikle bu 2,5 senenin neden başlayacağını inceleyeceğiz. Benim kişisel gelişimden ve kendimden beklentilerim, bu süreçten beklentilerimle sizlere bunları aktaracağım. Bu her gün 3 gün, her gün 3 gün, her gün 3 kitap okuyacağım. 10 sınav çekeceğim, 3 kilometre koşacağım, yüzmeye gideceğim, ondan sonra sınavdan 100 alacağım gibi planları, programları, hedefleri içeren bir program olmayacak. Çok mantıklı bulmuyorum. Aynı zamanda çok yapabileceğimi de hissetmiyorum o tarz bir şeyi. Belli başlı kategorilere ayırdım kafamda yapmak istediğim şeyleri. Sizlere bunları açıklayacağım. Eğitim bunlardan en önemlisi olacak ve içerisindeki bir büyük bir kısım tıp eğitimini içerecek. Ama diğer kısımları işte diğer teknoloji konularında olacak bu eğitimin. Onun dışında sağlık önemli bir kalemi işgal edecek. Benim kendi kişisel olarak paylaşmayı, hedeflerimi eklemeyi düşündüğüm şeylerden biri tabii ki de YouTube'a düzenli bir şekilde içerik üretmek. Tam 2,5 sene boyunca. Açıkçası bunu çok önemsiyorum çünkü YouTube diğer işlerin lokomotifi olacak. Yani ben YouTube'a içerik üretmek istiyorsam zaten normal hayatımı gerçekten verimli yaşamak zorunda olacağım. Onu yaşayabilirsem YouTube'a içerik üretebileceğim ve bir şekilde bu süreç devam edebilecek. O yüzden buna odaklanmayı planlıyorum. Yani bir şey kopacaksa en son YouTube kopacak. YouTube kopmuşsa gerçekten çok anlamlı, başarılı bir süreç olmamış olacak. Onu anlayabilirsiniz. Ama bunun tabii dezavantajları var. Bir haftadır yani yaklaşık 4 senelik, 5 senelik bir tecrübem var içerik üretme konusunda. Yaptığım işin de artık kaliteli olmasını istiyorum. O yüzden çok fazla hem teknik konuda hem konsept konusunda hem farklı konularda hazırlık yapmaya çalışıyorum. Açıkçası bu hafta ve bugün ilk videoyu atmayı planlıyordum. Fakat birkaç ekipman sipariş vermiştim. Kameranın durması için ve mikrofon ses konularında. Ama onlar elime ulaşmadı. Teknik sebeplerden dolayı, işte malum süreçten dolayı. Ama sıkıntı yok. Geç olsun, güç olmasın. O yüzden ben de acele etmek istemedim. Konsepte gelecek olursak, ben pazar günleri kendi hayatımla alakalı olan kısmını sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Her pazar günü bir önceki 6 günü ve bir önceki pazar gününü kapsayan bir haftanın muhasebesini yaptığımız böyle sohbet tadında bir video olacak. Başlık başlık okulla alakalı olabilir, şeyler başka konularla olabilir. Bunları sizlerle paylaşacağım ve bir sonraki haftadan neler bekliyorum bunları aktaracağım size. Ama bu benim hayatımla alakalı olan kısım olacak. Ben bu sürecin
kendi hayat tecrübelerimi paylaşıyorum. Tamam okey ama tek başıma benden ibaret olmasını istemiyorum. Çünkü bu kolektif toplu bir harekete dönüşebilirse sürdürülebilir olabileceğini düşünüyorum. Benim de motive olabileceğim ve devam edebileceğim bir forma bürünebilir. Bu yüzden aklımdaki konseptleri de size becerebilirsem cumartesi günleri ekstra video olarak aktarmak istiyorum. Özellikle sürdürülebilirlik, sadeliğin önemi, biraz robotlaşma, araçların çok fazla amaçlaşması gibi konularda güzel videolar hazırlamayı düşünüyorum. Bunlar her hafta gelebilecek şeyler olabilir ya da olmayabilir. Tam henüz belli değil, yolda biraz daha şekillenecek. Önümüzdeki hafta dediğim gibi eğer mümkün olursa cumartesi günü bu işin nedenini, benim bu işten ne anladığımı ve biraz daha böyle kurallarını çizebileceğimiz diyebileceğim bir manifesto videosu gelecek. Pazar günü ise ilk haftadan başlamış olacağız. Kendi kişisel hedeflerim arasında yaklaşık 3 senedir kişisel çabalarımla internet üzerinden öğrendiğim yazılımla alakalı tecrübelerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bununla da yetinmeyip yazılım eğitimi hazırlamayı düşünüyorum. Hatta bu karantina döneminde onun planını da yapıp bir şekilde aradan çıkartmak istiyorum. Birçok konuda güzel şeyler yapacağımızı ben hissediyorum. Bunları daha iyi yapabilme adına da işte aramızdaki iletişimi kuvvetlendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden şimdi sizden birkaç şey rica edeceğim. Bir tane form oluşturdum, Google Form. Oradan hafta sonu atacağım videoların hangi saatte atmam gerektiği ile alakalı düşüncelerinizi benimle paylaşmanızı rica edeceğim. Aynı zamanda o forma sizin şu an güncel olarak hayatınızda şikayet ettiğiniz ve 25 yaşınızda, yaş önemli değil, 2 sene sonra veya bir sonraki hayatınızdaki basamakta nasıl bir insan olmak istediğinizle alakalı belli başlı sorular yönelttim. Bunları paylaşmanız çok kıymetli benim için. Çünkü biraz daha en azından nasıl bir topluluk olduğumuzu ve ne yönde bir şeyler yapmamız gerektiğini daha net oturtacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında aynı şekilde üreteceğim içeriklerle alakalı da bir hangi konulara ilginiz var gibisinden bir anket de koydum aynı şekilde aynı formun içerisinde. O da biraz daha beni yönlendirecek ve sizlerin hangi noktalarda daha çok ilgisinin olduğunu görmemi sağlayacak. Buraları biraz kalabalıklaşacak diye ümit ediyorum, düşünüyorum. O yüzden aramızdaki iletişimi yorumlardan sadece yani aramızdaki iletişimi aşağıdaki yorumlarda kısıtlamak yerine daha iyi iletişim kurabilmemiz adına bir Telegram grubu oluşturdum. Bu arada bu sürecin adı kişisel Rönesans olacak. Yani öyle bir isim koydum. İsmin çok bir önemi yok ama yani 2,5 sene içerisinde üniversite hayatımda şikayet ettiğim, olmak istediğim konular hakkında 25 yaşına kadar yeni bir yapılanma süreci gibi bir şey. Telegram linkini ve az önce bahsettiğim formu aşağıya koyacağım. Gruba katılmanız zorunlu veya herhangi bir şey yok. Sadece iletişim kurmak isterseniz ben orada muhtemelen yani hafta içleri ne yaptığımı, okulla alakalı şu an ne yapıyorum falan. Biraz da kamera arkası gibi bir şey olabilir. Zamanla da orası bence güzel bir kaynaşma ortamı olur. Belki oradan güzel işbirlikleri, bir şeyler de çıkabilir. Kim bilir. Şimdilik diyeceklerim bu kadar sanırım. YouTube'la alakalı kafamda gerçekten çok güzel şeyler var. Yani bu bahsettiğim şeylerin ekstrası olarak diyebileceğim içerikler de gelecek. Hatta bir ihtimal önümüzdeki hafta sonu çok garip bir konuda belki de düşüneceğiniz, sorgulayacağınız bu nedir şimdi diyebileceğiniz konuda bir video da gelebilir. Ama izleyince anlayacaksınız konseptini. Gerçekten güzel kaliteli işler olacak diye ümit ediyorum inşallah. Çok fazla vaat vermek istemiyorum. O yüzden şunu da hemen paranteze ekleyeyim. Konuşmak gerçekten çok ucuz ve ben konuşmayı çok su gibi konuşabilirim yani. O yüzden çok tehlikeli buluyorum.
Biraz daha icraatlerle zamanla oturacağız diye düşünüyorum. Neyse, Salt 27 böyleydi. Tekrardan Ramazan bayramımız mübarek olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.